İpini koparan kurbanlıklar kaçtı. Sahipleri, belediye ekipleri ve haberciler kovaladı. Anlayacağınız bu bayram da gelenek bozulmadı efendim. Böyle korktuğum bilmişler. Görülmemiş bir bak ya. İpini koparan kurbanlıklar kaçtı, sahipleri kovaladı. Kimi kafeye, kimi mağazaya girdi. Kimi hastaneye, kimi mezarlığa gitti. Bu yılda gelenek bozulmadı. Kaç saattir kovalıyorsunuz? 1,5 saat, belki de 2 saattir kovalıyoruz. Torunlarım da daha arkada geliyor. Korkudan anlatacak durumda değilim. Şok yaşadım. Böyle şey görülmemiştir. Çok bir değişik bir hayvandı. Burası Rize merkeze bağlı Fatih Mahallesi. Yusuf isimli bu boğada ipini koparıp kaçtı. Aldığınızda böyle miydi normalde? Yok ya, sakin ya. Ha, bakışlara baksana insanın. Bakışlar zaten adamı korkutuyor ya. Sahipleri uzun süre uğraştı. Uzak durun, uzak durun, uzak durun. Tutmadım o kayağını. Tutmamış. Evet, tutar mı? Beni tutmaz o kayağı. Aha, ciddi, ciddi. Düş, düş. Belediye ekipleri sakinleştirici iğne vurup yakaladı. Kaçan başka boğaların peşine gitti. 15-20 tane şikayete baktık. Daha 10 tane daha şikayet var, yetişmeye çalışıyoruz. Biraz zorladı bizi. Gazeteci arkadaşlar da biraz perişan oldu. İzmir'de de budana hem sahiplerini hem de belediye ekiplerini peşine taktı. Tam kesilirken kasabın elinden kaçtı. Buraya kadar koşuyorum. Çocuklar, torunlar koştura koştura buraya geldi. Eşim arabayla arkamızdan takip ediyor. Mahvoldu. 7,5 milyonu aldım. Koyun dana gitti. Erzurum'da da aynı telaş, aynı koşturma vardı. Yaklaşık bir saattir koşuyorum. 7,5'tan beri hayvanın peşindeyiz. Arkadaşlarımız sağ olsun, gören yardıma koştu. Onlar şanslıydı. En azından yara almamışlardı. Şanlıurfa'daki bu boğaysa 2 kişiyi yaralayıp bir arabayı da parçaladı. Pikapta indirirken elimizden kaçtı boğa. İşte buraya kadar koştuk yani. 2 kişi de yaraladı. Bir aracı da paramparça etti. Yani bu bayramda sahipleri kaçan kurbanlarının belediye ekipleri ve gazeteciler de onların peşinden koştu. Sivas'taysa kaçan danayı yakalamak polislere kaldı. Bir meydanda yine kaçmadı. Polise bak, polise.